Merhaba herkese iyi akşamlar. Sasa günlük grafik. Aralık ayının son pazarı bir video yapmıştım. Bir süz videosu. Orada demiştim ki yeni bu 2021 yılı için endeks bazlı hareketlerin artık muhtemelen sona erecek. Eriyor zaten. Burada iyi hikayeli hisselerde hep yani onu zaten hep söylüyorum arkadaşlar. Yani hikayesi olmayan bir büyüme beklenmeyen maalesef çok da oluyor. öyleyse çok var. Bu tür hisselere odaklanmak yerine küçük yatırımcı olarak bir hikayesi olan, bir beklentisi olan hisselere odaklanmak her zaman çok daha avantajlıdır. işte mesela Sasa. Yani bunu izliyordur. Muhtemelen hisse sahipleri izliyordur bu, bu videoyu. Tabi olmayanlar da izliyorsa hani hisse seçerken dikkat etmeniz gerek. Küçük yatırımcı çok aceleci olmayacak. Ben size söyleyeyim biraz hikayelerin peşinden koş, koşacak öyle teknik analizle orayı kırdı al 5-20'yi kesti bilmem ne yap falan böyle çok hızlı bir böyle ben traderım kardeşim bu kay, o çok zor bir şey onu söyleyeyim yani böyle trade etmek bir hisseyi e, göstergelerle muazzam zordur her zaman uymaz e, o yüzden e, bu tür hisselerde hikayeli hisselerde yani sasa için söylemiyorum sadece e, vadeci olmak daha iyidir şimdi sasa da ne yaptı e, borsa böyle patır patır aşağı giderken Belki de bilerek yaptılar bilmiyorum. Bir kamu ayrıntılı platformuna e, bir yatırım haberi attılar. E, bir fren oldu. Yani şimdi eksi 40 diyeceksiniz ki bunun neresi fren? Şurası fren. Bakın var mı taban kitleme? Yok. Mümkün mertebede satışlar karşılanmış mı burada? Yani tamam aşağıda karşı karşılanmış ki normaldir. Bu kadar satıcı olursa aşağıda karşılanır zaten. <laughs> karşılanmış. E, bugün de işte ekmeğini kap. Yani, bu kadar basit. 9.98 Tavan e, sabah da tabii biraz bir gidiş oldu 37 liralara. E, biz şimdi Sasa'da şunu görüyorum teknik olarak. Teknik olarak diyorum bu kırılmaz etmez bu destek kesin çalışır anlamında söylemiyorum. Ama 30'lu seviyelere indiği zaman Sasa muazzam bir e, talep gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve oradan tekrar 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 tepki veriyor. Yani daha önce şurada bir kapanış yaptı ki bu normalde. E, şunu ifade edeyim yani bir küçük yatırımcıysanız böyle dibine kadar bir teknik analiz bilgisine ihtiyacınız yok işte mum formasyonları falan filan e, bilmem işte ya yani bu bu boş ver yani hiçbir bir önemi yok küçük yatırımcı çok hızlı hareket etmiyorsanız yani daha doğrusu ki küçük yatırımcı çok hızlı hareket etmemeli ona her zaman söylüyorum yani hikayeli hislerin peşinden koşmalı daha çok e, ve ucuz almalı yani bir şey ucuz alırsanız para kazanırsınız fiyatlandıktan sonra e, yani o zaten fiyatlanmış e, dolayısıyla şunu tavsiye ediyorum küçük yatırımcı açın abi 50 gün koyun bir tane grafiğe bakın iki, tane şey koyacaksınız birisi 50 gün birisi 20 gün koyun iki tane e yani bir hisseyi almadan önce açın bakın 50 günden çok yukarıdaysa 50 gün ortalamasından bunu kaç tane videoda anlattım bilmiyorum yani 50 gün ortalamasından çok ayrıysa orada bir düzeltme beklenir öyle 50 gün mıknatıs kopup kopup gidemez hiçbir hisse gidemez yani burada maalesef sasız da oldu mesela 50 lira ben videosunu yapmadım o dönemler e, bilerek yapmadım. Volatilken e, yapmak istemiyorum isterim videosunu. Bir düzeltme ihtimali var diye yapmıştım. Yani 18-17 Şubat da söylemiştim. Dolayısıyla arkasından bir düzeltme. 50 gün ve 20 günden çok ayrı gidiyorsa bir hisse düzeltme yakın. Orada onu yaptı. O cepte. 30 liralarda destek var bu cepte. Yani teknik anlamda e, genellikle oraya düştüğü zaman alıcıların geldiğini görüyoruz. E, dün ne oldu? Dün borsa patır patır aşağı giderken Belki bilerek yaptılar bilemem ama iyi yaptılar ne yaptılarsa. Bir haber gönderdiler. Dediler ki böyle bir yatırımımız var. Çünkü Sasa'da hissesinin ucuzlamasını isteyen bir şey değil. Ee, firma değil. Daha önce zannediyorum 20 lira 17-18 lirada kendileri alım yapacaklarını açıklamışlardı. Yani grafiğin şu kısmını bakın şu iki tavanını tam da söyleyeyim hatta. Bir 17 civarları bir tanesi de işte 20'ye kadar 17'den 20'ye kadar olan kısmı şirket kendi yaptı zaten. Dedi ki bu ucuz bizim fiyatımız açıklama gönderdi kamuoyu aydınlatma platformunda kendi hislerini topladı. Zaten toplayamamıştır bile yani vatandaş satmalı o öyle deyince. <laughs> Dolayısıyla 20 liraya getirdi. E, dün de tabi bir haber e, o ne işe yarıyor demeyin. Eksi 40 yaptı. Onda tabi hem fikrim belki birçok kişinin canı yandı. Ekrana bakmak istemedi ama tabana oturdu mu? İşte tabana oturmadı. Orada tekrar alıcı. Hiç olmazsa bakın. Eksi 40'taki hisseye bir alıcı buldu. Bugün de doğal olarak biraz negatif açsa da borsanın da böyle yukarı yönlü hızlı hareketinden de akımından da faydalanıp yukarı gitti. Şimdi SASA'da yukarı bir akım sürüyor mu? Birincisi bu tartışılır teknik anlamda. Orta vade için evet. Yani 50 gün ortalaması 34.94'te bakın. Tekrar söylüyorum 34.94. 34.94 kırılmadıkça aşağı yönlü orta vade, orta uzun vade diyeyim hatta. iki vadeyi de koyalım içine. Orta vade ne demek? Ee, burada 6 haftadan e, 4 aya kadar olan kısım orta bir vade olarak alınır. Teknik analizde 4 aydan da 12 aya veya 4 ay, 6 ayda sayabilirsiniz. 6 aya kadar da e, şey orta vadeye sokabilirsiniz. Yani 6 haftadan 6 aya kadar da alabilirsiniz bunu. 6 ay ve 12 ay arası da uzun vade olarak düşünebilirsiniz ve bu oradaki trendi şu e, gördüğünüz 34.94 fiyatında olan sarı renkli 50 gün ortalaması çiziyor. Bu önemli. 50 gün ortalamasının kırılmaması ha, şu olabilir. Volatil bir hareket olur borsa İstanbul'da falan. Habere dayalı, bir şeye dayalı e, geçtiğimiz günlerdeki gibi. Yani aşağı yönlü tepkiler olur, gider gelir. O ayrı bir konu ama aşağı yönlü net bir akım çizmeye başlayıp da kararlı bir şekilde kırılım varsa oraya dikkat etmek lazım. Tekrar tüm kısa ortalamanın üstüne attı kendini sasa. Bu önemli ee, ve yutan e, bir boğa yaptı. Şey olarak e, teknik anlamda e, bir mum formasyon olarak yutan boğa yaptı. Daha önce sol tarafta yapmıştı. Bakın şurada yaptı, şurada yaptı. Yakın yerleri gösteriyorum yani şurada dedim. 8-9 Mart. Şurası 23 Şubat, 24 Şubat yutan boğalar, yutan boğalar ve bir yutan boğa. Şimdi doğasında işin yutan boğalardan sonra e, bir hareketin en azından belki az veya çok yukarı yönlü olması beklenir. Olur mu? Yani onun garantisi yok. Mesela bu da bir yutan ayı tepede. Hatta yutanaydan öte bu şey aslında. E, bir karga formasyonu. Aslında bu da aynı şekilde aşağı yönlü hareketin gelmesi beklentisi oluşturan bir hareket. Neye dikkat etmek lazım? Şimdi bu olur, bu bir iki günlük söylemiyorum bu söylediğim şey. Yani bugünden yarın olarak söylemiyorum ama Sasa'nın tabi burada karın ağrısı bu 50'nin üstündeki hareketler. Yani 50 lira gelince bir satıcı iştahı artıyor ee, sasa da Bu 50 geçilirse 52-53 lira Sasa'ya verin. Orada bir kapanış alınabilirse yani verilirse o para yatırımcı tarafından takasa sokulursa ki aynı şey Ford için Efendim Tofaş için, Odaş için, bir sürü kağıt için söyledim yani. Onlar net bir dirençler orada. E, kimileri açtı. Mesela Ford için 180 diyordum. Bunu bu parayı vereni bulurlarsa Ford yürüyecek büyük ihtimal yukarı yönlü. En sonunda e, işte 200'leri denedi. Daha sonra haberle beraber 240'lar mı görüldü öyle bir yerler falan. Aynı bunun gibi e, yani 50 lira verilme başlandığı zaman Sasa'da kısa vade için söylüyorum. Kısa vade yukarı hareket devam etmesi veya belki bir miktar hızla kazanabilir tabii beklenir. Bunun dışında e, söylenebilecek Sasa için bir şey yok. E, RSI henüz kendi ortalamasının altında yani şu tarafta bir oldukça şişirmişti kağıdı Amiyane tabirle 93 RSI'ye getirmişti ki bu zaten çok tehlikeliydi. Tabi buna da bakabilirsiniz bir hisse almadan önce. RSI çok böyle 90'lara 90'lara yakınsa ki çok nadir görülür biz hisselerinde. Orada dikkat etmek lazım. E, toparlama aşamasında RSI kendini makdi e, onu da koyalım. Henüz o da e, silik olarak yani histogramı biraz silikleştirmiş momentumu alınmış bir yatay hareket e, gösteriyor. Tabii MACD biraz geç gelir. E, RSI takip ediyorsanız da burada 60 RSI görürseniz hissenin güçlendiğini e, düşünebilirsiniz. Söylenebilecek Sasa için başka bir şey yok. Dediğim gibi yani işte güçlü firmada olursanız böyle badireleri e, biraz daha en azından atlatma şansınız e, daha kolay olur açıkçası öbür türlü büyük yıkımlara çünkü çok küçük yatırımcılar pek çoğu stop da çalıştırmıyor yakalanıldığı zaman e, oldukça şey e, sık yani eğer çok tehlike fiyatı ilerlemiş bir hissesi ve bir beklenti de yoksa o daha zorlu dönemler yaşatabiliyor burada destek 38 desteği çalıştı e, kısa vadeciler için e, çalışmaya devam ettikçe etmesi de bu önemliydi yine e, gitti gitmiş yani ben en son bakmadan geçen hafta yapmıştım videosunu Pazartesi 6 seans önce ee, o şeyde e, destekten döndüğünü görüyoruz. Söylenebilecek Sasa için başka bir şey yok. Video da bayağı uzun oldu ama e, artık. Herkese iyi akşamlar.